Yazık günah vallahi ya. Olmuyor ya bura. Kaçıncı etti bu? Aynen bıraktım artık ya. Artık alıştım bıraktım. İkilim önce atmacayı yediriyorsun sonra kuşu aynen, üsürüyorsun. Önce doyuruyor. Aldığı kuş da çok sevdiğim bir hayvandı. Yani yazık oldu. Değil mi? Evet, şampiyon. Evet, şampiyon. Yeni tüylerini patlattılar. Yani hala tüyler de çıkmalarını bekliyor. Böyle bir tüyler çıkmalar. Dikilen de var lan. Aynen bir tanesi işte atmacadan bayağı zarar aldı da şimdi kuyruklarının gelmesini bekliyor. İşte böyle atmaca alıyor işte. 2 gün önce alamamıştı. Samsun'un gerçeği bunlar da. Gitti. Demek gitti. Yazık günah vallahi ya. Gitti işte. Olmuyor ya bura. Kaçıncı etti bu? Saymayı bıraktım artık ya. Artık alıştım. Bıraktım saymayı. Ya gitti karşılığı yiyor işte. Karşılığı ya yatıyor. Direkt abi binaya indi şurada. Zaten bunun karnı doysun da hazır kuş atacağız işte. Bu şartlarda kuş hazırlıyoruz. İnsanlar ondan sonra diyor ki ya işte hazır kuş. Hazır kuş hazırlıyoruz da fırsat vermiyor. Bak 4 tane hazır kuşum gitti. O binada yiyor herhalde. Ha. Orada duruyor şu an. Binada oradan. İşte. Neyse o karnını doyurmuş oldu. En azından hazır kuşu kaldırır. Vay anasın. Biraz önce anladım var ya içime doğdu. Ya ben dedim sana zaten tam atmacalık evet, duruyor diye. Biraz önce doğdu içime de. Allah belasını versin ya. Bekirim önce atmacayı yediriyorsun sonra kuşu üsürüyorsun. Önce doyuruyoruz. Aldığı kuş da çok sevdiğim bir hayvandı. Yani yazık oldu. Yani şu an atmaca yani ona vurdu zaten. Çatıda kuşu yiyor şurada. Hala orada. Bu da biraz tüyünü sıyıramadı daha. Yine bu da atmaca yaralılarından biri. Biliyorsun burada da 15-20 gündür bir hava yok. Aynen yani havalar kötü gidiyor. Önce uçtu inşallah. Şöyle elinde bir bakayım biraz ona. Ya da bırak hedefine yani bırak orada. Şey. Yine biblolarla. Onurlardan çıkma bir kuş. Yavru mu bu kuş? Yavru.
şu anda kızdı, bayağı da kızdı. O da uçuramadığımız için işte, diyorum ya, 15-20 gündür hava yok. Kaldır bekirim. İnşallah buna bir şey olmaz. İnşallah. Bu biraz sökük olduğu için biraz daha şansı var. Hadi bismillah. O kuşa ilk vurduğunda kafasını koparttı. Belletti kuş. Düşmeye başladı. Aynen aynen, onu ilk hamlesinde kopardı kafası. İnşallah onu bırakıp da tekrar gelmez. İnşallah. O dişisiydi, erkeğe gelmeseydi. Şahin'in dişisi dişisiydi mi? Dişisiydi, o büyük, çok büyüktü. Ha. Gördün mü kuş ta neredeydi? Yani yani. Biz aşağıdan geçecek sandım, kuşa gitmişti. Alttan da aldık şu. Bu dirayetli bir hayvan. Bunun altına kuş açalım, bu çalışır. İlk 15-20 dakika biraz inmeye çalışabilir ham hayvan. Sonrasında direkt güzel mesafelere çıkıyor. Gel. Güzel, itmansızlığı belli oluyor zaten. İstersen aşağıdan çek. Aynen, aşağı çıkayım. İnelim. Aşağıdan devam edelim. Aferin. Maşallah. Güzel bir sefer çıkardı. Yani dediğim gibi tam hazır kıvamında bir kuş olmadığı için şimdi çok yorum da yapmıyorum. Canının istediği yerden kendini sokuyor defa. Yani geride olmuş, ileride olmuş hiç önemli değil. Anlat anlat, şimdi yani anlat. Güzel atımı var. İstediği yerden hedefe yetiştiriyor kendini. Yani yeter ki ben gireceğim desin. Hiç bir şeyden çekinmiyor. Direkt hedefine geliyor. Atımı da güzel. Tek kusuru şu anda kuş çok kızdı. Aynen. Onu da işte biliyorum. Burada yaşamayan bilmiyor. 15 gündür havaya kuş atamıyoruz. Atıyoruz, atmaca alıyor. Biraz önce de yaşadık bunu. Aynen, yani bu öyle. Şartlarda da ancak bu kadar oluyor. Ya zaten fırtına var kaç gündür. Yani 15 güne yakındır. Neredeyse bir gün duruyor. Bir gün fırtına var. 4 gündür de hayvan uçamadı. İster istemez bir de eke kuşların yanında duruyor. İyice kızmış. Nasip inşallah başına bir iş gelmeden uçursak kupaya atmayı düşünüyoruz. İnşallah. Ne kadar havada kalıyor? Bu 2,5-3 saat kalıyor. 25'in üstünde seferi var. En son izlediğimizde 25 taneyi geçirmişti. Fişekleri de işte çektik birkaç fişeğini. 25-30 metrelere yakın fişekleri var. Bu ara taklayı bıraktı kızgınlıktan dolayı. Kaç taklaydı normalde? Yani kızmadan önce hayvan güzel 10-12 taklalı. Daha canlı, atımlı, daha yüksek uçumlu. Güzel işleri vardı. Tabii biraz sabredeceğim ben buna. Dişi yumurtasını atsın, kızgınlığı geçsin. Ondan sonra erkek kuş bir de. Ondan sonra kupaya atacağım. Yani bir yumurtayı görsün, kızgınlığı geçsin kuşun. Hakkını yemeyelim. Şimdi Bekir'in belli etmiyor ama morali iyi bozuldu. O atmacaya demin verdiği kuş beklediği bir hayvandı. Güzel kanat çalıştırıyor, sesi şamatası yerinde. Alçağa gelmiyor şu an ama itmansız olduğundan ötürü. Normalde geçerli sefer çıkaran bir kuşmuş. Ben şu an ilk kez diyorum. Geliyor. Maşallah. Hırsı güzel. 40 dakikayı devirdi kuş şu an.
Yani 40 dakikadan fazladır havada. Yüksek uçuyor yani. Uçumundan sonra kendini güzel yükseltti. Başka hiç kimse de ne kuş oluyor, ne olmak istiyor? Tamam, indi o, daha gitmez. Maşallah. Uçan kuşumuz bu. Bekir'im, annesi hangisiydi kuşun? Annesi burada. Yani bunu karanfilli dişi. Şuradaki. Ön taraftaki. Ha, o tepeli zaten. Babası herhalde burada yok. Babası aşağı. Aşağı. Annesi biraz dinlensin diye yukarıya çıkarttı. Herkese merhabalar. Bir Altın Kanatlar programıyla yine karşınızdayız. Bugün yavru şampiyonunun yanına geldik. Daha önce zaten kendisiyle program yapmıştık. Kendisini, yani benim programı takip edenler kendisini tanıyordur. Bekir Ürün'ün yanına geldik. Yine bir tane kuşunu seyrettik ama idmanı biraz yetersiz zaten. Evet, biliyorsun burada 15 gündür havalar yok. Ondan dolayı hayvan 4 güne bir uçtu. Bugün de biraz hamlamış. Hem hava hem hava. Şahin Atmaca, evet, az Şahin önce de zaten kuşum. Yani bir saat öncesinde, kuş uçmadan önce. Evet, şu bir canlı Şahin'e bir kuş daha verdik. Aynen. Zerde, evet, sıktı zerde olan bir kuş. Olan zaten havaya attığında ben dedim o gidecek kesin diye yani. Aynen. Burada öyle bir durum var ki yani. Yaşamak lazım. Şahin hala orada bu arada. Evet, hala orada bekliyor. Çatının üstünde bekliyor. Buradaki hala. Zaten hava şartlarını biliyor Samsun'da yaşayanlar. Şu son 15-20 gündür hava yok. 15-20 günde hayvanı 3-4 defa önce itmanlayabildim. Ondan önce zaten hali perişan. Hayvan ince tüyünü tam atamadı. Güzeldi. Güzel oyunları, bol tafal oyunları vardı. Biraz kızgınlık yaptı. O da yattığına veriyordu işte. Hayvan 20 gün yatınca o enerjiyi, kızgınlığı harcamaya başladı. İnşallah şu andan sonra idmana başlarız, havalar güzel olursa. Ondan sonra daha iyi bir programını çekeriz. Zaten kupa için hazırladığım bir hayvan. Evet. Hoşuma giden bir hayvandı. İnşallah... Kupada tekrardan iddialısın i̇nşallah herhalde. Kupada bu iddialı... yılda bir şeyler olacak mı diyorsun? İnşallah. İşte atmaca izin vermiyor. Bundan öncesinde yine 3-4 hayvan hazırlamıştık. Artık atmacaya verdim bahanesi, hani bazıları da yorumlar yapıyor. Bir önceki videoda oldu işte, ya bahanesi bitmiyor gibisin ama 4-5 tane hazır ve hazıra yakın hayvan verdim. En son bu kaldı. Biraz önce de gördüğün gibi yine bir tane vermiştik. Artık bunu da alırsa geri kalan yavrulara bakacağız. Ama bu sene de iddialıyım. İnşallah bu sene de yine birincilik olur. Yani hedefimiz her zaman birincilik. Bu sene de olacağına inanıyorum. Çünkü beslediğim hayvanlar zaten sevdiğim hayvanlar, çalışkan hayvanlar. İnşallah bu sene Allah nasip eder, yine biz birinci oluruz. Ekede de iddialıyız. İnşallah ekede de bu sene bir kuş dereceye sokarız veyahut da birinci yapabiliriz. Tek temennimiz bu. İnşallah atmacasız böyle güzel havalarda uçurup iyi bir hayvan hem beraber izleriz hem de sen de gelirsin. İnşallah. Güvercinsin, meraklısı arkadaşlar da izlerler. Umudumuz o. İnşallah öyle olur. Peki Bekir'im, Türkiye'nin her yerine kuş gönderdin. Ben şimdi yakın olduğumuzdan ben biliyorum seni. Türkiye'de birçok kişiye kuş gönderdin. Bayağı bir talep oldu kuşlara da. Yani o iş, oralardan da bir şeyler bekliyor musun? Ya oralardan, gönderdiğimiz yerlerden güzel haberler geldi. Lakin çoğu arkadaş alıp kanadını kesti, uçurmadılar. Damızlık yaptı. Damızlık yaptılar. Damızlık yapmayanlar da biliyorsun işte, Elazığ'da bir Ali kardeşimiz var. Evet. Ben onun de tabii buradan da selam olsun Ali abi. Selam olsun ona da. Onun da başına gelmeyen kalmadı. Yerini değiştirdi. Güzel bir hayvan yine başlatmış. İnşallah ondan da güzel bir derece bekliyoruz.
Hani kendimize 500 kupon gönderdik. Yani sadece Samsun kupasında değil, Türkiye'nin farklı illerinde, farklı kupalarda da bu kuşlar boy gösterecek. İnşallah. Ya hepsinden ziyade işte kuş talebi fazla olunca bu sene ben biraz da gönderdik isteyenlere. Mecbur yavru sayımız azaldı. İşte elimizdekileri artık şu andan sonra göndermeyi düşünmüyorum. Büyüyen yavrularım var. İnşallah onlarla işte biz de bir yarıştayız arkadaşlar. Kusura da bakmayın, çoğu kişi arıyor. Kuş kalmadığını söylüyorum, yavru olmadığını söylüyorum. Tek sebebi bu. Burada görüyorsunuz atmaca var. Hava şartları kötü. Şu anda da tam bizim sezonumuz yeni başladı Samsun'da. Bu sezon yavrularda kendim ayırıp işte inşallah kupalarda biz de yarışlarda olduğumuz için elimde tutacağım. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Yani kimse de kusura bakmasın. Hani bu reklam amaçlı gibisinden de değil. Gönderiyorum. Allah şükürler olsun. Hani güzel de sonuçlar alıyoruz. Ama bazı arkadaşlar sistemkar davranıyor. İşte ya bize gelince mi kalmadı gibisinden. Şu an elimdeki yavruları işte Mart'ın sonuna kadarki yavruları kendim ayırdım. Kendim uçuracağım. İnşallah daha sonraki yavrulardan yine gönderirim. Yine veririz. Beraber uçurur, izleriz yani. İnşallah. Kupaya attığın kuşu bir görelim. Alt kümeste galiba. Evet, alt kümeste. Oraya bir inelim. Bir kupaya attığın kuşu da görelim. Kaç sefer yapmıştı kupada? 45 tane yaptı. 36 tane geçerli seferi vardı. Yazılır oyun 36 taneydi. İşte Samsun tüzüğüne göre şu an rekortmen bir puan aldı. 1052 puan aldı. İşte geçen hafta da biliyorsun kupalarımızı aldık. Evet. Güzel bir organizasyon oldu. Yine pandemi nedeniyle biraz kısıtlı oldu ama. Evet, eski eğlenceli, evet, o şaşalı programlarımız, evet, olmadı. Evet, inşallah seneye bu virüs de bitmiş olur. Güzel bir kupa töreni olur. İnşallah da yine derecede oluruz. İnşallah. Ya gurur verici oluyor. Emeğin karşılığını tabii emek karşılığı alabilmek. Evet, güzel oluyor. İnşallah bu sene de Allah bize nasip eder de güzel bir hayvan hazırlar, kupaya atabilirim. İnşallah, inşallah. O zaman vakit kaybetmeden kupaya uçan kuşu bakalım. Onların soyuna biraz değinelim. Tamam. Evet Bekir'im, kupaya uçan kuşunu seyredelim. Burası senin damızlıklar. Zaten daha önce çekmiştik. Evet, onları da bıraktık. Biraz yemleniyor hayvanlar. Burada yeni bu yıl damızı ayırdığın kuş var mı? Onu da söyleyeyim. Bu yıl ayırdığım Haydarbaş Çavuş'un kuşlardan bir dişi ayırdım. Gözümle gördüm. Çok iyi bir hayvandı. Annesi biraz yaşlı olduğu için kendim ayırdım bunu. Gökbenekli, evet, mi? Evet, gökbenekli perçemli. Evet. Başka da damızla ayırdım. Eke kupasına attığım kuşlardan vardı. Biliyorsun bu sene eke kupasına da 2-3 hayvan kaldırdım. İşte bir bozbenekli, donuk sinekli diye de söylüyorlar burada. İşte Kırıkkale diliyle de bozbenekli bir dişim vardı. Burada sevdiğim bir abime verdim onu. Kupada güzel bir hayvandı. Seyri çok güzeldi. Kupada nasip olmadı. Biraz yüksek aldı, yüksek yazdırdı. Eke olarak ona kendime ayırmıştım. Maalesef onu verdik. Maalesef değil artık, güle güle beslesin. Onu verdik. Onun haricinde de dediğim gibi fazla bir eke kuşum da kalmadı. Yani bu seneki uçanların hepsi gitti. Mesela geçen programdaki kuşumuz İstanbul'a gitti yine. İstanbul'da uçurdular. Şu anda da damızlıkta kuş. Yani pek de elimizde kuş da kalmadı. O yüzden bu sene biraz daha tedbirli davranıp elimizdekini bitirmeden güzel genç damızlıklar ayıracağım. Evet. Şampiyona bakalım şimdi bir de. Şampiyona bakalım. Şampiyon burada. Yumurtlamasını bekliyoruz. Şampiyonu damızlık mı yaptın şimdi? Damızlık olarak değil ama şampiyon bir rahatsızlık geçirdi. Boynu dönmüştü. Boynu döndükten sonra mecbur buraya bırakmak zorunda kaldım. İstersen dışarıda çıkabilir. Enseleler şu anda da. Aynen, dışarıda daha rahat bakalım. Şu değil mi? Evet, şampiyon. Evet, şampiyon. Annesi şampiyonun. Şampiyonun annesi mi yanındaki? Şu önde giden. Öndeki annesi, arkadaki babası şampiyonun. Ha, anne baba bunlar mı? Evet, anne baba bunlar. Evet, yani şampiyon sülalesi oldu burası. Kupaya uçan kuşumuz bu. Şampiyonun eşi. Bunu da lakabıyla bilirsin. Künefeci erkek olarak biliniyor. He, künefeci bu mu? Meşhur, evet, künefeci. Künefeci erkek. Bu kuşun sayesinde künefe yedik biz de. Lakabı o yüzden künefeci diye. Kendisi eke kupasına da uçtu. Şampiyonla da bu eş oldu.
Yani şunlar hepsi bir soy. Evet, aşağı yukarı hepsi bir soy. Yine biblolardan bir çift de yavru koyalım. Arap mı çıktı evet, biblolardan? Evet, bu defa kendi konurlarımla çalıştım. Arap besli tepeli verdi. Bunlar da yine sevdiğim, biliyorsun vazgeçemediğim hayvanlar. Maşallah. Güzel sağlıklı da yavru büyütüyorsun. Evet. Yine biblolardan bir erkek. Konur'un babası mı? Evet, Konur'un babası bu da. Konur'u daha inşallah güzel hazır ettiğim bir günde yine bir videosunu çekeriz. Nasip olursa izleriz de. Aynen. Peki nasip olursa kupayı açarken inşallah çekeriz. İnşallah kupayı açarken çekeriz. Yani normalde uzun fişekli bol taklal oynayan bir hayvandı. Bugün biraz hamlık yaptı. Değil mi? Evet, şampiyon. Evet, şampiyon.